Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Selamun aleyküm canlar. İyisinizdir inşallah. Evet, hoş geliyorsunuz. Biz de hoş buluyoruz inşallah. Yine bir salı akşamı ve yine kendi esmamızı bulma atölye çalışmamızı yapacağız. Doçent Doktor Esma Sayın hocamla. Evet, biraz hemen toparlanalım ve hemen hocamızı yayına alalım. Bu akşam ben açacak zannetmiştim ama sıra bendeymiş. Bir hafta onun hesabında, bir hafta benim hesabımda yapıyoruz. Ama yoğunluktan ben sırayı şaşırmışım. Evet, evet, yavaş yavaş toplanıyoruz. Ben iyiyim elhamdülillah. Çok yoğun günler içindeyiz. Çokça duaya ihtiyacımız var. İnanın yetişmekte zorlandığımız bir yoğunluk var. Elhamdülillah, bu bir şükür vesilesi. Ama hani böyle bir nefes nefese bir durumumuz var. Rabbim zamanımızı bereketlendirsin. Güzel işlere inşallah hayra koşalım hep Allah'ın rızası çerçevesinde. Evet, sizler de inşallah iyisinizdir. Bedeninizin sağlığı, kalbinizin ferahlığı, ağzınızın tadı, evinizin muhabbeti. Dilerim, umarım ve dua ederim ki yerindedir. Bu çok önemli. Sağlığınız yerinde olsun. Ağzınızın tadı yerinde olsun. Gerisi öyle de halloluyor, böyle de halloluyor. Çok da takmayın kafaya. 3 günlük dünyada görüyorsunuz ortalık yangın yeri. Hani her başımıza gelen son dönemdeki sıkıntıda ay bu nasıl olacak derken onu unutturacak bir acı, onu unutturacak bir acı geliyor. Dolayısıyla nefesimizin kesildiği, kalbimizin, göğsümüzün sıkıştığı, içimizin tükendiğini hissettiğimiz zamanlarda birbirimizle safları sıklaştırmak, Kur'an'la olan ilişkimizi çok sıcak ve dinamik tutmak, manevi tarafımızı güçlendirmek ve hayra ve iyiliğe yönlenmemiz gerekiyor. Bu dönemde yani var olandan vereceğiniz zekatlar, yapacağınız iyilikler sizin şifanız olacak. Şifalanmak istiyorsanız bolca iyilik yapın. 3'e 5'e bakmadan, yani zaten benim de ihtiyacım var, bende ne var ki nereye ne vereceğim demeden sadaka verin, zekat verin inşallah. Aynur'um geçmiş olsun, Allah'tan şifa diliyorum. Allah'ım kolay atlatmayı nasip eylesin inşallah. Herkeste bir hastalık var, kimi ruhen, kimi bedenen, kimi madden. Rabbim şifalandırsın inşallah. Bakalım Esma hocamız geliyor mu şimdi? Esma hocamızı çağıralım. Evet, açık yüzlü hocam geliyor. Evet, hadi bakalım. Güzel bir akşam bizi bekliyor olsun inşallah. Bereket olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kıymetli hocam. Nasılsınız? İyisiniz? Elhamdülillah iyiyim. Hakkını helal et. Ben zannediyorum sen açacaksın. Sıra bendeymiş meğer. Olsun hocam ya. Ben de dedim acaba ben mi karıştırdım? Ya güneşim dedim 5-10 dakika önce erken açardım. Sana böyle hazır bir kitle sunardım ama yine de iyi toplandılar. Maşallah. Hocam çok seviyorlar bu yayını ya. Sevdiler bu çalışmayı. Elhamdülillah. Bir de düzenli, istikrarlı, samimi inşallah götürmeye çalışıyoruz. O da sizin güzelliğiniz, sizin samimiyetiniz apayrı. Kuzum benim. Estağfurullah. Sizin kalbinizin güzelliği diyorum. Tabii Allah'ın isimleri ayrı bir güzel. Sizin kalbiniz ayrı bir güzel. İnşallah. İkisi birleşince çok güzel oluyor. İnşallah. Şimdi sen biraz toplanırlarken ben şu nasıl başladığımız ve kitaplarımızı bir tanıtayım ki hani başından yakalamış olsunlar. Şimdi canlar, bu kendi esmamızı bulma atölyesi çalışmamızı Doçent Doktor Esma Sayın hocamla Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda psikolojik ve manevi danışmanlık merkez müdürü. Ben bunu çok önemsiyorum. O yüzden her seferinde bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Öğretim üyesi hocamızla birlikte yapıyoruz. Hiç kesintisiz elhamdülillah. Elhamdülillah, çok şükür. Yani gerçekten şartlarımız ne olursa olsun onun da benim de her salı bu ekranda sizinle buluştuk. Salı buluşamadıysak kaydırdık, hafta içinde pas geçmedik, buluştuk. Şimdi bu kendi esmamızı bulma atölye çalışmamızda 2 kaynak kitabımız var. İkisi de Esma hocamı yazdığı, Rabbimin bereketi olan, ona sunduğu o yetenekle birlikte ortaya çıkan 2 kitap. Bir tanesi tasavvuf eğitimi hafıza teknikleriyle tasavvuf kavramları. İkincisi tasavvufi aşk ve Esma-i Hüsna.
Birinde hafıza teknikleriyle olan kısımdan hadi bir hafıza fotoğrafı çekelim diyettiğindeki kaynağımız, diğeri de açıklamalar kaynağımız. Sayfaları da veriyoruz. Geçmişten itibaren bunu bir ders gibi not tutarak devam etmek isteyenler olduğunu biliyorum. Bana çok öyle hem yüz yüze eğitimlerde söylüyorsunuz hem de mesaj yazıyorsunuz. İstifade edeceğimiz iki kaynağımız bu. Online sipariş verebilirsiniz. Hatta biz bu atölye çalışması ile birlikte şöyle bir duyuru yapmıştık. Hadi gelin birbirimize giderken çiçekti, meyveydi, tatlıydı almayalım da hemen böyle parmağımızın ucunda kitabı o adrese, hatta o adresin evindeki çocuk ve gençlere hediye edelim. Onların ismine bir kargo gelsin ve içinden kitap çıksın. Böyle güzel bir şey başlatalım demiştik. Buna da inşallah çokça insan kulak verdi, bu çağrıyı değerlendirdi. Şimdi söz artık Esma hocamda. Gene arada böyle güzel güzel tatlı tatlı takviye ederiz. Ama bir de geçtiğimiz aylarda başlattığımız, hatta yine onun rahmetli anacığını anarken vesile olan 1 Nisan'da anneciğinin 1. ölüm yıl dönümü. Ona bir hatim başlayalım diye yola çıkıp sonra bir dakika ya ona daha var. Aslında biz bu vesileyle bütün ölmüşlerimiz için hazır 3 aylardayız. Hatime başlayalım dediğimizde maşallah barekallah ilk hafta 7 hatim oldu. Çok çok mutluyum. Yani böyle bir yayından böyle bir güzellik çıkması sizin vesileniz, sizin sayenizde bize tabii kalp huzuru verir ancak çok şükür Allah'a. Şimdi yine içinizden bir gönüllü lütfen buraya girsin. Kim girecekse hatme hiç beni hocamın sözünü kestirtmeden beni o bak parmağımı sallıyorum bak. Beni o duruma düşüttürmeden, beni burada saçımı başımı yolacak hale getirtmeden çok zarif, çok kibarca hemen 30 cüzü paylaşın. Bu programın sonunda geçen haftanın hatim ve okunan bütün tesbihat, yasinler, duaların duasını yapacak Esma hocam aynı zamanda. Tamam. Şimdi biz hep birlikte çok pür dikkat Esma hocayı dinliyoruz. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Allah razı olsun. Sevap ve Kudüs isimlerini işlemişiz. Şekür ve Gani isimleri bu hafta işleyelim diye Aynen. isterim hocam. Şekür hocam Allah'ın şükre layık oluşu, oluculuğu demektir. Biz onun şükre layık oluculuğunu en güzel namazda ifade ediyoruz. Diyoruz ki, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik diyoruz. Hamd ve övgü, şükür ve takdir alemlerin Rabbi Allah içindir. Yani hamd ve övgü, şükür ve takdir duygular içerisinde Allah'ı tesbih ederim ve tenzih ederim diyoruz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Bu arada Allah'ınla bir karşılıklı dakika, bir dakika Esma hocam, sen anneannenin yanında mısın gene? evet, anneannemle Ay, ellerinden öpüyorum beraber. onun. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Evet, Sübhaneke Allah'ım ve bihamdik derken Allah'ın hamd ve övgü, şükür ve takdir ile senin duyguları içerisinde seni tesbih ediyorum ve seni tenzih ediyorum. Tesbih ediyorum, seni güzel isim ve sıfatlarınla anıyorum ve hatırlıyorum demektir. Tenzih ediyorum ise sen benim gibi değilsin. Sen benim gibi eksik ve kusurlu değilsin. Ben de senin gibi mükemmel değilim. O zaman seni Kerim ismindeki ikram edicinle anıyorum ve yüceltiyorum. Seni Hay ismindeki derinliğinle anıyorum ve yüceltiyorum. Seni Vedud ismindeki sevginle anıyorum ve yüceltiyorum. Seni Settar ismindeki hataları örtücülüğünle anıyorum ve yüceltiyorum. Seni Gaffar ismindeki affediciliğinle, Afuv ismindeki bağışlayıcılığınla anıyorum ve yüceltiyorum ya Rabbim. Sen yüceler yücesinsin diyerek Rabbimizi anıyoruz. Allahü Teala da bizi anıyor ve hatırlıyor. Feskürüne eskürküm ayet-i kerimesiyle siz beni anın ben de sizi anayım diyerek. Ve tebarek esmük ve teala ceddük derken onu yine yüceltiyoruz. Senin adın ne yücedir, senin şanın ne büyüktür. Allahü Teala da Peygamber Efendimizle beraber bizim adımızı yüceltiyor. Ve refa'na leke zikrak. Senin adını ve şanını yücelttik diyor Hazreti Peygamber'e. Ve biz de salli barik dualarında Hazreti İbrahim'in şahsında Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim arasındaki bütün peygamber aileleri, Hazreti Muhammed'in şahsında da kıyamete kadar ki ve şu anki bütün insanlık ailesini anmış oluyoruz. Tevhid inancına sahip bütün insanlık ailesini. Ve ne diyoruz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım Hazreti İbrahim'in ailesine dostlara rahmet ettiğin gibi Hazreti Muhammed'in Hazreti Adem'le Hazreti İbrahim arasındaki Hazreti Muhammed'in şahsında
Bütün peygamberlik ailesine rahmet eyle. Bütün peygamberlere, bütün peygamber ailelerine, bütün peygamber dostlarına merhamet eyle ve barik de onları yücelt diyerek dua etmiş ve bütün tevhid inancına sahip insanlık ailesine dua etmiş. Onlar tarafından dua edilmiş, onları yüceltmiş, onlara mübarek edilmesini dua etmiş. Onlar tarafından da yüceltilmiş bir insan oluyoruz. Ve la ilahe gayrük, senden başka ibadet edilecek, senden başka dostluğuna gidilecek yoktur diyoruz. Hakiki dostun o olduğunu söylüyoruz. Ve diyoruz ki leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey senin eşin benzerinde dengin ortağın değildir. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Hiçbir şey senin eşin benzerinde dengin ortağın olmamıştır. Olmayacaktır. Olması da mümkün değildir diyoruz Rabbimize. Yine namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek hamdımızı, övgümüzü, minnetimizi, takdirimizi, şükran duygularımızı tekrar sunuyoruz ve diyoruz ki hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir diyoruz. Yine mesela namazda Malikiyemiddin ayeti kerimesiyle hesap günü bizlere açılıyor. Allahü Teala belli olan ifadesiyle bizlere soruyor, sahilinde ne yaptın, soyunda ne yaptın, sana verilen nimet bile nerede harcadın gibi yüzlerce soru soruyor. Biz o soruların bir kısmına cevap veriyoruz, bir kısmına cevap veremiyoruz. Cevabını veremediğimiz durumlardan dolayı saygı ve tevazu duyguları içerisinde eğiliyoruz. Ve Rabbimize Sübhan Rabbiyel Azim diyoruz. Yüce Rabbim saygımızın, tevazumuzun, tebe pişmanlığımızın hareketi. Sübhan Rabbiyel Azim derken Yüce Rabbim, terbiyecim ve sahibim, seni güzel isim ve sıfatlarınla yüceltiyorum ve anıyorum diyoruz. Allah-u Teala'nın bu anma ve yüceltme diyor çok hoşuna gider. Tekrar kişiyi huzura alır. Huzuru aldığında tekrar hamd makamını yaşıyoruz namazda. Sema Allahu limen hamide. Allah'ım sen benim hamdımı, övgümü, minnetimi, takdirimi işittin. Bana tekrar ayakta durma imkanı verdin. Bana tekrar huzurda durma imkanı verdin. Rabbena lekel hamd. Tekrar bu sefer bu da benim hamdımdır. Sema Allahu limen hamide diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Allah'ın övgüsüdür, Allah'ın hamdıdır. Allah'ın kulu çünkü tekrar huzura almasıdır, onun övgüsüdür. Ona tekrar huzurda durma imkanı vermesi. Yine onun övgüsüdür. Biz onun övgüsünü sevme Allahu limen hamide olarak ifade ediyoruz. Hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir, sana aittir. Ve ona hamdımızı sunuyoruz. Rabbena lekel hamd. Rabbimiz hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir, sana layıktır. Ya Rabbim diyoruz. Bu sefer aşk, yakınlık, muhabbet ve sevgi duyguları içerisinde secdeye eğiliyoruz. Aşkımızı, yakınlığımızı, efendim heyecanımızı, coşkumuzu e'lâ kelimesiyle ifade ediyoruz. En yüce, yüceler yücesi, yüceline sınır çizilemeyen Rabbim, terbiyecim ve sahibim, seni güzel isim ve sıfatlarınla anarım ve yüceltirim. İşte seni kerimisindeki ikrametçinle anarım ve yüceltirim. Seni hayiskindeki dililiğinle anarım ve yüceltirim. Seni Settar ismindeki sevginle anarım ve yüceltirim. Diyerek Allah-u Teala'yı güzel isim ve sıfatlarını yüceltir. Tahiyyatta miraç yaşıyoruz. Namaz üzerinden Şekûr ismini analiz ettik. O zaman Şekûr ismi Allah-u Teala'nın hamda layık olucu. Allah-u Teala'nın övgüye layık olan tek Rabbimiz oluculuğunu biz namazda hem Sübhaneke Allah'ıma ve bihamdik derken hem Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken hem Sema Allahu limen hamide hem Rabbena lekel hamd derken ifade ediyoruz. Ve namazdan yine hamd ile çıkıyoruz. Şekûr ismine tecelli ediyor. Rabbimiz şükre layık olandır. Efendim, biz birbirimize teşekkür ettiğimiz gibi aslında hakiki teşekkürü Rabbimize ediyoruz. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de Şekûr isminin tecellisi olan Lokman suresi vardır. Lokman suresinde Hazreti Lokman evladına diyor ki veşkürli veli valideyk. Bana ve varlık sebebin olan anne babana teşekkür et, şükret, nankörlük etme. O yüzden biz yaşamımızda da öldükten sonra da hakkı geçenleri unutmuyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz, onlara vefa ediyoruz. Onlara saygı ve dualarımızı sunuyoruz. Nankörlük etmemek, vefa göstermek, teşekkür etmek Şekûr isminin yine bir yansımasıdır. Aslında Hazreti Peygamber de bu konuda bir hadisi var. Diyor ki insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen diyor Allah'a şükretmiş olmaz. Aynen öyle. O zaman insanların birbirine teşekkürü çok değerli. Çok. Efendim takdir çok önemli. Yere geldiğinde af dilemesi de çok önemli. Biz buna tövbe diyoruz. Teşekkür, takdir, özür. Yani yeri geldiğinde teşekkür etmek, yeri geldiğinde onları takdir etmek, yeri geldiğinde de özür dilemek. Efendim Şekûr isminin bir yansımasıdır. Bir efendim insanlardaki tezahürüdür. O zaman Şekûr ismini hayatına ve maneviyatına alan bir kişi teşekkürü, vefayı, efendim nankörlük etmemeyi,
zor günde dost bulmayı, mutlu günde yanında durmayı bilebilen efendim teşekkürü yani takdiri hayat tarzı haline getirebilen bir insan olur kıymetli hocam. Bunu İnşallah. söylemek isterim. Sayfa Teşekkürle ilgili. 64'te çok güzel bir şey yazmışsın en alt satıra. Diyorsun ki kitapta Tasavvufi Aşkla Esmaül Hüsna kitabında bu ismin tecellisiyle bütün varlıklar Allahu Teala'ya şükrederler. Mesela bilinç dışı vaziyette şükreden canlıların rızık peşinde koşmaları birer şükürdür. Tavuğun eşinmesi, akvaryumdaki bir balığın sürekli ağzı açık olarak dolaşması, iştah ve istekle rızık takibi yapması, verilen ikramları sevme işaretidir. Bu durum dolaylı bir teşekkürdür. Bu ne kadar önemli bir şey. Yani çok Evet. şükür, çok şükür. Gerçekten hatta Yeryüzündeki evet, 207 demişsin. Neymiş o? Ha, Nevzat Tarhan Hoca'nın İnanç Psikolojisi kitabından da kaynak. Çok güzel bir ifade bu. evet, Nevzat hocamızın çok güzel bir ifadesi. Teşekkürü. Kainattaki bütün varlıkların fıtri doğuştan gelen vazifelerini yapıp Rabb-i Ala'ya memnuniyetlerini sunmasını bir şükür olarak. Yani yeryüzündeki varlıkların da şükür olarak ya da yeryüzündeki varlıklara Şekûr isminin bir tecellisi, bir yansıması olarak ifade etmiş Nevzat Tarhan hocamız. Gerçekten şükürle ilgili en önemli şeylerden, cümlelerden bir Çok tanesi. dikkat Yine çekici. Şekûr ismi al. Efendim? Çok dikkat çekici olmuş. Evet, kesinlikle. Şekûr ismi Allahü Teala'nın az bir işe çok karşılık verdiğini de ifade eden bir isimdir. Yine aynı şekilde Allah'ın ortağı yoktur, rızık vermedi de eşsiz ve benzersizdir. Yani rızkı Allahu Teala'nın yanında arayın, ona ibadet edin ve ona şükredin diyor Evet. Kur'an-ı Kerim. O zaman Şekûr ismi Rezzak ismiyle de bağlantılı. Ne kadar teşekkür edersek o kadar rızkımız artıyor. O kadar rızkımız arttıkça Rezzak ismiyle Allahu Teala'nın gerçek rızık verici olduğunu ifade edip vesilelere sığınmıyoruz, Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Vesilelere vesile bilip Rabbimizin rezzak olduğunu farkında oluyoruz. Az bir nimete büyük karşılıklar verdiğinin farkında oluyoruz. Aslında az bir gayrete büyük karşılıklar veren cömert insanlarda rezzak ve şekûr isminin hayattaki yansımaları oluyorlar kıymetli hocam. Aslında bunun psikolojik yansıması da şu oluyor. Kendiliğinden tedavi ve terapi, insandaki kaygıyı, gelecek kaygısını, stresi, öfkeyi ve duygu yönetimini kolaylaştırıyor. Çünkü şükür Kesinlikle. içinde olup rızkı veren Allah'ın varlığını bir saniye bile olsun unutmayıp diri tuttuğunda bütün bu kaygılar ortadan kalkar. Yani gelecekle ilgili hiçbir kaygı taşımazsın bu konuda. Bilirsin ki sen gayret sahibiysen gerisi Rabbinin bereketi. O seni hiçbir zaman bırakmaz. Evet, tevekkül bir de rızık endişesini kalpten çıkarmaktır diyorlar Allah'a güven duyan insanlar. Aynen. O zaman Rezzak ismi ve Şekûr ismi bize Allah'a güven duymayı da öğretiyor. Ya. Şekûr ismiyle Allah'ın Teala'nın az bir gayretimize büyük bir ikramda bulunacağını biliyoruz. Ve ona olan şükrümüz, minnetimiz artıyor ve diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir. Sana layık ya Rabbi. Rabbena lekel hamd diyoruz. Rabbimiz hamd ve övgü, şükür ve takdir senin içindir. Sana layıktır diyoruz. Başka bir açıdan da Rezzak ismiyle rızkın sahibinin olduğunu, rızkı vesile olacak bütün sebepleri yaratanın da olduğunu fark edip yine Allah'a güven duyuyoruz. Bu da dediğiniz gibi gelecek kaygısına dayalı efendim korku, depresyon ve bir takım Vesvese, takıntıları, evham, her türlüsü. vesveseleri evet ortadan kaldırıcı bir etkiye sahip kıymetli hocam dediğiniz son derece doğru. Yine Şekûr isminde şöyle bir karşılık vardır, şöyle bir bonus vardır. Allah-u Teala diyor ki şükrederseniz nimetimi arttırırım. Yani şükreden kişi için Allah'ın nimeti sürekli artar. Neye şükrederseniz şükredin. Allah-u Teala sizin sınırlı sayıdaki paranıza bereket veriyordur. Buna şükrediyorsunuzdur. Paranın bereketi ve gücü artar. Bu ayrı bir teşekkürdür. Şükre vesiledir. Yine mesela mesleğinize şükrediyorsunuzdur. Meslekle ilgili hayatınızdaki tatmin duygusu, huzur duygusu artar. İşte evlatlarınıza şükrediyorsunuzdur. Evlatlarınızla ilgili efendim hayırlı olma, onlardan duyduğunuz mutluluk, huzur ve rıza oranı artacaktır.
Dostlarınıza efendim şükrediyorsunuzdur. Dostluk kaliteniz artacaktır. Hayatı ikram ettiği için Hazreti Peygamber'in dediği gibi Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ mâtenâ ve ileyhin nüşûr diyerek günü şükürle açıyor Hazreti Peygamber. Şekûr ismiyle ve hay ismiyle açıyor günü Hazreti Peygamber. Aslında biliyor Diyor ki musun güzel hocam, tanıştığım her insana ben daha baştan, hani hiçbir şey paylaşmadan, onun hayatıma girmesinin bir maksadı olduğunu, yani bir vesile olduğunu, ya bana bir şey öğreteceğini, ya benim ona bir katkıda bulunacağımı ve bütün bunlar içinde benim teyakkuz halde olmam gerektiğini bilerek davrandığım için hayatıma giren herkes benim şükür vesilem oldu. Yani bana bir şey verse de, ne güzel. alsa da hep şükrettim. Çünkü her birinde bir öğreti vardı. Hele şimdi son günlerde yaşadığım bir zincir var. Onu inşallah işte Mart'ın sonuna doğru hikayeleştirip bütün şeffaflığıyla paylaşacağım. Hani anlatılınca inanılacak gibi şeyler olmayan bir süreçten geçiyorum. İşte tam da bu şükür isminin tecellisi o. Bazen öyle bir şey oluyor ki siz duruyorsunuz, etrafınızdaki insanlar sizin için pervane oluyorlar. Hiç İnanılmaz vazifeleri değil. değilken, hiçbir sebep yokken, siz onlardan hiçbir şey istememişken bir bakıyorsunuz ki onlar size bir şey yapabilmek için adeta sıraya ve yarışa giriyorlar. Bu ne büyük bir şükür vesilesi biliyor musun? Yani attığımız her adımda, aldığımız her nefeste şükretsek şükrün edasını yapmaya yetişemeyiz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Zaten hani diyorlar ya hak aşıkları şükür şükür de naciz kaldığında bilmektir. Aynen. Kalındığını bilmektir. Gerçekten Yani acizsiniz. nasıl bir insan şükür de naciz kaldığını bilirse o kadar şükretmiş oluyor. Kesinlikle. Ve neye şükrünü arttırırsa onu o nimet olarak kendisine fazlaca veriliyor. Çok şükür. Gerçekten hayatın içerisinde bu vardır. Ben hayatta en çok belki en çok mesleğime ve öğrencilerime şükrediyorum. En çok da onlardan hayır görüyorum hayatta. Yani dar zamanımda da Ya. elimden tutuyorlar, bol zamanımda da beni mutlu ediyorlar. Şimdi diyorum ki şükür şeyimi, gücümü, potansiyelimi galiba oraya fazla akıtıyorum. Can bağış. Yani nereden çok hayır görüyorsanız bilinç altında ya da işte bilinç üstünde, bilinç içinde yani artık bilincin tam ortasında ona çok fazla şükrediyorsunuz. Tabii. Ya. Nankörlük ettiğiniz şey de sizin hayatınızdan kayıp gidiyor. Aynen. Böyle de bir sıkıntı var. Aynen. Hakikaten bu noktada önemli bir nokta. Senin bugün internet Buna da dikkat bağlantında bir etmekte fayda var. sıkıntı var mı hocam? Bence yok ama size öyle Tamam. bir sıkıntı Arada mı böyle geliyor? bir yayında hafif böyle bir saniyelik donuyorsun, tekrar geliyorsun da o yüzden söyledim. Ha, bir bakayım hocam Neyse yine şu internet anda şey bağlantımı. çok riske atmadı. İnşallah hiç atmadan da yayınımızı tamamlarız. Çünkü öteki türlü Wireless aktif kıymetli hocam. tamam inşallah. O demek ki hatlardan Tamam. bazen oluyor. Olabilir hocam. Bu kış şartları Aynen. fırtına vardı birkaç gündür. Balıkesir'de sağlam bir yağmur vardı. Bunun etkisi olabilir. Olabilir. Olsun, sıkıntı yok. Biz her şeye alıştık. Bak Nur Allahu hocam Teala demiş. Rezzak ismini gökyüzünden yağmur olarak tecelli ettirdi. Rezzak ismini diyorum gökyüzünden yağmur olarak tecelli ettirdi Allahu Teala. Evet kıybınız. Evet. Sesin kesik kesik geldi. Bir şey anlamadım ben ama inşallah anlayanlar anlamıştır. Siz bir an önce biraz önce biraz dondunuz hocam. Heh. Tekrar geldiniz. Aynısı sende oluyor. Onun için korktum yani. Ama tamam, bu enerjiyi çağırmayalım. Yayınımızı gayet güzel tamamlarız Allah'ın izniyle. Elimizden geldiğince, gücümüz İnşallah. yettiğince. Evet, kıymetli hocam. O zaman şekür ismi insana mutlak anlamda kendisine şükredilmesi ve teşekkür edilmesi gereken Allah olduğunu bildirir. Ve bütün vesilelere de vefa duymayı ve teşekkür etmeyi öğretir. Teşekkürü hayat tarzı haline getiren insan, Allah razı olsun o hayat tarzı haline getiren insan, vefayı hayat tarzı haline getiren insan aslında şekür ismini hayatına yansıtıyor demektir. Çok Zaten şekür adı üstünde teşekkürden geliyor. Yani Türkçesi teşekkür etmek, aynen. vefa göstermek, saygı duymak, varlığından mutlu olmak, memnun olmak ifade edilebilir. Yine kıymetli hocam, şekür ismini ahlakına ve maneviyatına yansıtan bir kul, sürekli şükür halinde olan ve her nimeti Allah'tan bilen bir kimsedir. Allah'tan gelen bir şey bazen görünüşte bela gibi görünse de bu kimse onu nimet olarak görebilir. Hak şerle ve hayreyler, Evet. zannetme ki gayreyler,
Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. O zaman şükür bir nevi tevekkülü de içinde barındırıyor. Güven duygusunu da içinde barındırıyor. Şer olan şey hakikatte bana şer görülüyor. Ama gerçekte Allah-u Teala hep hayrı yarattığı için belanın da vardır bir hikmeti diyor ve onu da şükür nazarıyla karşıladığı için şerrin içerisindeki hayrı da görme imkanına sahip olabiliyor bu kişiler. Yani perdenin arkasını görebilen, olaylara ve insanların hikmet gözüyle bakabilen bir insan. Hani dediniz ya, hayatıma giren her insan olumlu ve olumsuz taraflarıyla bana şükür hatırlatıyor. Çünkü bana bir şey öğretiyor. Ve yine Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Belki onun efendim olumsuz ahlaki özelliklerini de Allahü Teala'nın bana Tabii. her durum ve şartta ikram edici olduğunu görüyorum. Bu anlamda bana şükür anlatıyor. Kesinlikle. Ya da ondan teşekkür öğreniyorum. Yine Allah'ın şükrü ismini bana yansıtıyor, Yani öğretiyor. öfkeli, Dolayısıyla aynı öfkeli bir insanın yüzüne baktığınızda, o anki öfkesini kustuğuna şahitlik ettiğinizde, birden kendinizi toparlayıp şöyle bir iç hesaplaşma yapıyorsunuz. Acaba ben de öfkelendiğimde böyle mi oluyorum? Ne kadar çirkinmiş, ne kadar irite edici bir durummuş deyip, hani edebi edepsizden öğrendim derdi ya büyükler. Aynen öyle bir kendinizi toparlama ihtiyacı hissediyorsunuz. O yüzden çok önemli bence. ha, evet, doğru. İnsanın kendi nefis muhasebesi açısından da önemli, Aynen. değil mi kıymetli hocam? Aynen. Evet, o zaman işte şükür nimete vesile olanı görürken aynı zamanda nimetin sahibi olan Rabbini görmektir. Yani malikül mülk olan, her şeyin sahibi olan Rabbini görmektir. Ve aslında gerçek şükür, şükürden aciz kalındığını bilmektir kıymetli hocam. Gani ismine geçmek istemiyorum. İsterseniz Haftaya. Hafıza fotoğraflarıyla bir şükür konusunu sizinle beraber işleyelim. Hadi. Ne dersiniz Çok kıymetli güzel hocam? derim. Sen ne diyorsan o derim. 112. sayfa mı? Kıymetli hocam, estağfurullah. Gani ismine hiç geçmeyelim isterseniz bu akşam. Bence de. 113. sayfa kıymetli hocam. Kaç? Aha. Kaçıncı sayfa? 100, 113'te sabır ve şükür konusu Tamam. anlatılıyor. Biz şükrü işleyeceğiz Tamam. kıymetli hocam. Tamam. Aslında 114'te efendim hafıza fotoğrafımız. Şimdi sabrı biz hapsetmekten aklımıza tutmuştuk. Sabırla şükrü bir arada alacak olsak. Sabır nimetti, nefsi hapsetmekti. Nefsin kötülüklerinin dışarı çıkmasına mani olmaktı. Şükür ise şükreden, hapseden savcı diyoruz. Sabreden kişiyi hapseden savcı gibi görüyoruz. Şükreden kişiyi de kurnaz avcı gibi görüyoruz. Şükür nimetleri avlayıp onu kendimize bağlamaktır Ya. diyor Mevlana Hazretleri. Şükür nimetleri avlayıp onu kendimize bağlamaktır. Şükreden kişiyi kurnaz bir avcıya benzetiyor. Kıymetli hocam Mevlana Hazretleri. Hafıza fotoğrafını okumak ister misiniz? Vallahi seve seve isterim. Çok güzel. Sen yaz, ben Ben okurum hep. Sabır de sizden dinlemeyi çok var seviyorum. olasın. Zevkle, keyifle dinleyeceğiz Var kıymetli hocam. olasın. Sabır, acı ve bağırma anında nefsi hapsederek nefsi tutmak olduğu için İnsanın kendisini kontrol etmesini sağlayan bir hazinedir. Şükür, nimetleri avlayıp onları kendimize bağlamaktır. Şükrün sesini işittiğin vakit Allah'ın ikramlarının artışını izlersin. Cümlesinden hareketle gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. Avlarını büyük bir avcılık becerisiyle avlayıp onları kaçmasın diye bağlayan kurnaz bir avcının fotoğrafını hafızanızda canlandırınız. Bu avcı o kadar kurnazdır ki avlarının avı olmayıp avlarını yakalar. İşte şükreden insan da kurnaz bir avcı gibidir. Rabbinin ikramlarını avlayıp onları kendisine bağlar. Şükreden kul zekası ve kurnazlığıyla Allah'ın nimet ve ikramlarının artışını izler. Aslında biz kurnaz Evet. avcı rolündeyiz. Niye? Çünkü pandemi sürecinde biz de normal insanlar gibi kendi hayat akışımızda gidebilirdik. Hiç böyle bir sorumluluğun altına girmeyebilirdik. Akşam olunca zaten gündüz yoruluyoruz, dinlenmeye çekilebilirdik. Ama o manevi rızık, manevi ticaret için, o duaları kapmak için dedik ki hayır ya, hadi biz bir şeyler yapalım, insanların yüreklerine dokunalım, hayatlarına dokunalım, farkındalıklarını artırmak için bir çalışma yapalım dedik. İnsanlar da bize teveccüh etti ve çok istikrarlı bir biçimde sahiden elhamdülillah, elhamdülillah burada koskoca bir aile olduk.
aslında biz de kurnaz bir avcı rolündeyiz, değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Bir de şu var. Aslında şükür krizi fırsata çevirmektir kıymetli hocam. Modern tabirle. Ya, Hani ya. diyorlar ya krizi fırsata çevir. Şükreden insan Biziz o böyle bir insan işte. yani. Aynen. Değil mi? O, aynen. Şimdi aklıma geldi. Siz bunu söylerken COVID sürecinde belki bir kriz gibiydi, belki bir bela gibiydi, belki bir rahatsızlık verici bir Aynen. durum gibiydi. Artık insanların algılarına göre değişir. Ama lütuf oldu, ikram oldu. Aynen. Çok Şerrin şükür. içerisinde bir hayır oldu. Kriz fırsata çevrildi. Bu yayını Bizim seyreden için manevi herkes de bir aslında durum. bizimle aynı. Onlar da bir sürü başka uyaran varken orada değil, burada kaldılar. Ya da bizim gibi yayın yapan diğer bütün güzel gönüllü kardeşlerimizde kaldılar. Yani Allah rızası için kim yayın açtıysa, kim bir taşı alıp bir öteye koyduysa, hepsinin etrafında kenetlenen herkes bu manevi rızıkla rızıklandı çok şükür elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne mutlu Rabbim bize bu güzelliklere yönlendirdi. Ah Bizi çok şükür. birbirimizle beraber etti. Çok şükür. İnşallah cennette cemalullah'ta da bizleri buluşturur Amin, kıymetli hocam amin canım. inşallah. Evet. Evet kıymetli hocam 117. sayfada bizim eğitim fakültesi öğrencilerin çok sevdiği bir hafıza Ben fotoğrafı de bu. bunu çok İbn-i sevmiştim okuyunca. Şübbi. Evet, 117'deki evet. fotoğrafımı. İbn-i Çok ilginç olmuş o. İbni Şübrimi'ye bir sıkıntı gelince, bu bir buluttur. Biraz sonra dağılır gider derdi cümlesinden hareketle gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. Rahmet esintisi rüzgarlar estiğinde etrafa dağılan bulutların fotoğrafını hafızanızda canlandırınız. Bunlar öyle bulutlardır ki etrafa dağıldıklarında hemen ardından güneş çıkar. İşte sabır da Allah'ın nimet ve ikramlarının artışını şükürle izleyen bir insan için Rabbinin nimet rüzgarlarının sıkıntı ve daraltı bulutlarını dağıttığını görmektir. Her sıkıntı bizim üstümüzdeki rahmet güneşini örten bir buluttur. Biz sıkıntı bulutları nedeniyle Allah'ın nimet ve ikramlarının güneşini bazen göremeyebiliriz. Ancak sabır ve şükürle biz sıkıntı ve daraltı bulutlarının dağılıp gittiğini görür ve çok mutlu oluruz. Tavuğun eşinmesi, akvaryumdaki bir balığın sürekli ağzı açık olarak dolaşması, iştah ve istekle rızık takibi yapması verilen ikramları sevme işaretidir. Bu durum dolaylı bir teşekkürdür cümlesinden hareketle. Gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. Ey ikram sahibi Rabbim, senin yüce nimetlerin nedeniyle sana şükrederim diye ağzını açıp kapayarak yüzen akvaryumdaki bir balığın fotoğrafını hafızanızda canlandırınız. Bu öyle bir balıktır ki her hali şükrü temsil eder. Bu balık her haliyle, solumasıyla, rızkını aramasıyla Rabbine şükür halindedir. Bir anne penguen yavruları için okyanuslarda avlanmasıyla, bir baba penguen yavrularını ayaklarının arasında soğuktan korumasıyla Rabbine şükür halindedir. Bir timsah yavrusunu şefkatli bir şekilde ağzına alıp sonra onu yumuşakça suya bırakmasıyla Rabbine şükür halindedir. Ay elhamdülillah. Çok güzel metaforlar olmuş bunlar ya. Bir timsahı düşünsene. Yavruyu ağzına alıyor ve yumuşacık bir şekilde bırakıyor. Kıymetli hocam, timsahı bir kaplumbağa yavrusunu da ağzına aldığını görüyorlar. Yutacak zannediyorlar. Ağzında itinayla kaplumbağa yavrusunu yutmamak için yuvarlak kısmı aşağı, ağzından aşağı kayıp onun düşmesin diye itinalı bir şekilde ağzında çeviriyor. Ve onu da aynı yavrusu gibi efendim itinayla, şefkatle suya bırakıyor. Şimdi bunu görüyorsunuz. Mesela kediler köpekleri emziriyor. Köpekler kedilere emziriyor. Yani hayvanlar aleminde görüyoruz. Onların hepsi dolaylı bir teşekkür. Ya. Fıtri vazifeleri, Allah'ın Rahman ve Rahim ismini aynı zamanda Şekür ismini yansıtıyorlar bize. Aynen, Yine kesinlikle. mesela köpekler az bir, köpeklerde de Şekür ismi çok güçlü hissedilir. Yani bir hayvancağa bir yemek verseniz hayatı boyunca sizi unutmuyor. Hayatta unutma. Az bir yemek ya, ufacık bir yemek. Bu kadar büyük bir sevgi karşılığına gerek var mı? Var. Ve nasıl Onlara o teşekkür Şekür ediyor biliyor ismini musun? verdiğini hissediyorlar. Nasıl teşekkür ediyor? O patisini koluna öyle bir şefkatle koyuyor ki aman Allah'ım ya, inanılır gibi değil. Çok şükür.
Çok. Hayvanlar aleminden öğreneceğimiz çok şey var. O yüzden çok Çok sıklıkla şeyler var. böyle hayvanlar alemindeki belgeselleri seyredip insanın fücur yanını şifalandırması lazım. Çünkü insanoğlunun öyle o Kesinlikle. arsız tarafı var ya, fücur tarafı, hoyrat tarafı, orayı şifalandırmak için hayvanlar alemi çok ders verici. Çok muazzam. Yine mesela bakıyoruz gerçekten ahtapotları anlattı benim öğrencime biri. Timsahları anne olarak modelliyordum. Penguen babayı baba olarak modelliyordum. Anneyi de aynı şekilde. Fakat sonra ahtapotların hayatını anlattı bir öğrencim. Bir ahtapot evladını dünyaya getirdikten sonra bütün vücuduyla ona çeper oluyor, onu koruyor. Hafiz ismiyle, Allah-u Teala'nın Hafiz isminin yansıması. Koruyor bütün vücuduyla onu. Sonra yavrunun ilk gıdası annenin kendisiymiş. Aa, bak. Onu söylediği anda ben gerçekten şok oldum. Hani biz annelerimize deriz ya, yemezler yedirirler, giymezler giydirirler. Ahtapotlar aleminde böyle. Yemiyor, bütün vücudunu çeper yapıyor ve yavrusunun ilk gıdası oluyor. Dolayısıyla evet, fedakarlık, diğerkanlık duygusu, annelik hissini, Rahman ve Rahim isminin tecellisini bütün varlıklarda yakalıyoruz yani. Kesinlikle. Ve bu onların dolaylı teşekkürü ve Şekur isminin yansıması. Allah-u Teala'nın teşekkür etmek, onu tesbih etmek, onu anmak, bütün varlıkların fıtri efendim görevlerini, doğuştan gelen görevlerini yerine getirmesi de çok rahatlıkla okuyabiliyoruz. Kesinlikle. İşte yine köpekte Vafi ismini okuduk. Sizin yaptığınız iyiliği unutmuyor. Az bir iyiliğe çok karşılık veriyor. Yani siz az bir yemek veriyorsunuz, o hayatı boyunca ölene kadar sizi unutmuyor, vefa gösteriyor yani. Okunuzu çekiyor içine, bir daha ok okuyor. Nerede olsa tanıyor. Evet, ve asla da size zarar vermiyor. Kesinlikle. Çok ilginç bir Ya şey. üzerinden Sevgiyle zaman da intihar geçse, ediyormuş. yani bir köpekle bir ilişkiniz olduysa 5 sene sonra da çıksanız karşısına, tanıyor size. Çok ilginç. Benim yakın bir zamanda bir golden cinsi bir köpekle bağım oldu. Yani böyle sadece okşamıştım hani başını. Bir de hani kış zamanlarında çok aç kalıyorlar ya. Bir iki defa hani yemek bulamıyorlar. Onları fark ediyoruz. Kışın hayvanlar yemek Çok bulmakta çok zorlanıyorlar. zorlanıyorlar. Onu bir iki defa el uzatsan hiç unutmuyor seni. 10 gün kadar Bursa'ya gitmiştim. Dönüşte mahallenin başında beni karşıladı. Sen Ay. benim kokumu aldın, arabanın efendim sesini mi duydun? Şimdi bunu anlamak mümkün değil yani bu Tabii vefa, bu ya. sevgiyi. Benim aynen Ama hayvanlar sokakta bir aleminde bu. kedim var mesela. Sabah işe giderken köşe başına kadar ben konuşuyorum. O bana cevap vererek uğurluyor beni köşe başına kadar. Yani ben ona o kadar, bazen böyle yoldan geçenler bana bakıyor. Kadın herhalde delirmiş sabah sabah diye. O kadar güzel konuşuyor ki Hayvanlarla ben de konuşurum. ya o, benim konuşmama, o da mırmır cevap veriyor. Bir de çen cevap yetiştiriyor. Hiç sessiz kalmıyor. Ne zaman köşe başına geliyoruz, oradan ne yap yap bir adım daha gelmiyor. Biliyor ki onun vazifesi orada bitti. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani bunu yaşasınlar, tecrübe etsinler. Bunun için bir baksınlar etraflarına. Çok güzel tecrübe. Çocuklara da yaşatılması güzel tecrübeler. Sokaktaki Çok hayvanla önemli. duygusal bir bağ kurmak çocuklara bence çok iyi gelecek bir şey. Çok rehabilite edecek bir şey. Bizim ruhumuzu da çok rehabilite Aynen. ediyor. Bizim insanlığımızı bize hatırlatıyor hayvanlar bu vesileyle. İlahi isim ve sıfatların bizde tecelli ettiğini, bu tecelliye bizim gönlümüzü artık açmamız gerektiğini hayvanlar kendi efendim halleriyle anlatıyorlar. Aynen. Yine hocam ben de bir spot cümle kurmak istiyorum. İyi ki de kediden bahsettiniz. Çünkü bu Şekür ismiyle kedi arasında ben direkt bir bağlantı kuruyorum kıymetli hocam. Şimdi şöyle bir spot cümleyle kuruyorum onu. Kediler nankör, köpekler de enayi değildir. Tırnak içinde. Kediler nankör, Güzel. köpekler de enayi değil. Niye? Çünkü köpekler yeryüzünde Şekür ve Vafi isminin yansımasıdırlar. Ne yapıyorsunuz? Az bir iyilik yapıyorsunuz, çok karşılık görüyorsunuz. Yani minicik işte unuttum ben o iyiliği ama bir sevgi, minicik bir sevgi kırıntısı gösterdim. Minicik bir yemek verdim. Ama o hayatı boyunca yaşadığı süre boyunca sevgisini kalbinde Ya. taşıdı. Seni unutmadı. Ve sana teşekkürünü hep gözlerinden, bedeninden ne yaptı? Hissettirdi. Şimdi kediler de nankör değildir. Kediler de aslında Şekür isminin yansımasıdırlar. Çünkü kedi nimetin gerçek sahibini bilir.
Allah'a şükür sunar. Eyvallah olmaz. Vesilelere de daha sonra teşekkür eder. Vesilelere de teşekkür eder ama Allah'tan sonra. Şimdi bunu nereden öğrendim diye düşüneceksiniz. Bir gün balık yemeye gitmiştik. Kedinin biri açmış, bize geldi ve bizden balık istedi. Ben de o gün çok açtım. Kediye böyle ufacık bir parça attım yani balığın büyüğünü ben yemek istediğim için. Yani dedi teşekkür ederim ama dedi hani bu bana yetmez gibi bir bakış attı. Sonra arkadaşımızın biri akıllı çıktı. Kedinin kafasına attı kıymetli. Şey Balığın pardon kafası. balığın kafasına attı kediye. Ondan sonra dedik ki aa balığın kafasını biz de atalım. Yani küçük biz öyle çok yiyemeyiz zaten fazlaca pişirmişler. Ama kedi için mükemmel bir gıda. Ondan sonra biz de iki arkadaş, üç kişiydik. Balığın başı kafasına attık. Kedi ilk kafayı atana teşekkür etti ilk. Ondan sonra da bize böyle işte Olsa da. şöyle bir göz ucuyla baktı gitti. Yani size de teşekkür ederim ama aslında bana aslan payı verene Aynen. teşekkür ediyorum. O zaman anladım. Kediler teşekkürde haksızlık yapmıyorlar. İlk nimeti vereni Allah'a. Daha sonra da nimete vesile olan en önemli kişiye. Aynen. Daha sonra da diğerlerine. Aslında Yani bu ne da kadar aslında omurgalı bir duruş değil mi bu? adalettir. Efendim? Ne kadar omurgalı bir duruş Ne? değil mi bu aynı zamanda? Onurlu bir duruş, onurlu bir duruş ve adaletli bir duruş. Ya. İlk başta nimetin gerçek sahibi olana, ona ilk başta Allah'a haksızlık ediyorlar. Nimetin gerçek sahibine şükrediyorlar. Daha sonra nimete vesile olan kişilere. Ama ilk birinci kişiyi de ayırt ediyor diğerlerinden. Kafayı atana ilk teşekkür yapıyor. Niye? Gerçek nimeti paylaşan oydu. Biz Aynen. böyle aslan payını attı. O yüzden ilk ona teşekkür etti. Ve bunu bakışlarıyla, hal diliyle yapıyor. Sevgide de, teşekkürde de adaletsizlik yapmıyor. Kesinlikle. Biz böyle bir varlığa nasıl nankör diyebiliriz yani. Hiç anlayamıyorum bunları zaten. Bu insanoğlunun uydurmasyon işleri, yani bir nankörlükten bahsedecek olursak insanoğlundan bahsetmemiz gerekiyor. O yüzden hayvanlar aleminde gerçekten, hani eve bir su kaplumbağası alıyorsun. Yani ben mesela zamanında işte yaylak koşurken çok istedi diye almıştım. İki tane su kaplumbağasına dışarıdan eve geldiğimde, selam verdiğimde cevap vermeyi öğretmiştim. Veteriner şaşırmıştı. Kaplumbağanın kimyasını bozmuşsunuz. Bunlar bir şeye cevap vermez. Bunlar kendi hayatlarında döner dururlar. Çoğunlukla da uyurlar. Siz bunları nasıl bu hale getirdiniz diye. Ben bir şey yapmadım ama istikrarlı oldum. Her gün bıkmadan, usanmadan onları muhatap alıp selamun aleyküm kaplumbağacıklar biz geldik dedim. Her gün dedim ama bunu. Ve sonra bir müddet sonra, yani o ne kadardı bilmiyorum, birkaç ayı aldı. Biz geldiğimizde böyle konuştuğumda onlar bir anda şeyin içinde, kavanozun içinde harekete başlıyorlardı. Size doğru hareket ediyorlar değil Aynen, mi? aynen. Veteriner buna inanmakta o kadar zorlanmıştı ki Aynı şeyi ben de yaşadım. videosunu çekip yolladık. Ondan sonra dedi ki pes. Çok çok önemli. Bitkilerde de böyle. Yani çiçekler bitkili aleminde de böyle. Tarlada, bağda, bostanda, evdeki saksıdaki çiçekte bunda da böyle. Eğer ilgini kesmezsen, ilişkini kesmezsen, onlara iki laf atmazsan, bir göz kırpmazsan olmuyor. Yaparsan oluyor, çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Evet, kaplumbağalar kendisiyle konuşana yaklaşmak suretiyle tepki veriyorlar. Mesela balıklarda da bunu ben çok gördüm. Balıklara konuştuğunuz zaman, sürekli irtibat kurduğunuz zaman akvaryuma tıkladığınızda parmağınızın ucuna gelirler, Ya. kaçmazlar. Ya ey güzel Allah'ım işte. Sen ucuna sevgiyi koyarsan, muhabbeti koyarsan, aşkı koyarsan her şeye cevap veriyor Vedudu kainatta. koyarsan. Vedud olan Allah'ı her şeyi tesbih ve tenzih ediyor. O yüzden ben şimdi son dönemde eğitimlerde hep diyorum ki iletişimin en başı kendimizle iletişim. Her sabah uyandığınızda elinizi yüzünüzü yıkamak için banyoyu ziyaret ettiğinizde ilk kendinizle karşılaşıyorsunuz. Ne olur diyorum, Allah rızası için kendinize bir göz kırpın. Bu hayatı bu kadar ciddiye almayın. Bir göz kırpın. Hayırlı sabahlar Şengülcüm. Bak bugün de seni ne güzellikler bekliyor. Kim bilir ne güzel işlere imza atıp ne dualar kapacaksın. Hadi gene iyisin. Şükrünü, teşekkürünü sakın unutma. Akıllı ol.
diye kendine bir ayar vereceksin. Bunu bazen sesli yap, bazen keyfin yerinde değilse içinden yap ama bir irtibat kur. Hayır, biz öyle değiliz. Biz böyle yalap şalap bir yüz yıkıyoruz, abdest alıyoruz. Aynadaki halimizle zaten çok barışık değiliz. Genelde gelen şey bu. Diyorlar ki hocam aynadaki halimize çok tahammül edip orada kalamıyoruz ki. Sonra hızlıca hep bir hız. Nereye yetişeceğiz? Bu hızla nereye yetişeceğiz? Neyi kurtaracağız? Dünyayı biz mi yönetiyoruz? Yok, yavaşlamak. Sakin. Sakin kalıp yavaşladığımızda hızlanmış oluyoruz. Doğru. Allah'ın izniyle inşallah. Hatta işte Hazreti Peygamber uyanışı biraz evvel ona değindik ki Hazreti Peygamber elhamdülillahi lezi ahyana ba'de memetena ve ileyhin nüşur. Şükürle ve hay ismiyle güne uyanıyor. Aynen. İşte bu çok kıymetli. Öldük de yani ölümü efendim uykuyu yarı ölüme benzetiyor. Zaten vücut fonksiyonları dinlenmeye Aynen, arıyor. aynen. Evet ve beni tekrar hayat veren, uykudan kaldırdıktan sonra tekrar hayat veren, hay ismiyle hayat veren Allah'a şükürler olsun diyor. Her sabah şükür uyuyor. Yani Ve kardeşlerden biri gerçekten şükür yazmış, önemli. sürekli negatif düşünüyorum, nedeni ne olabilir diye. Burada 3 T'nin eksikliği olabilir. Teslimiyet, tevekkül ve tefekkür imani noktada. Şükürsüzlük olabilir. Çocukluktan gelen rol model aldığımız anne babadan ve aileden gördüğümüz, edindiğimiz alışkanlıklar ve bakış açısı, hayatı yorumlama biçimi olabilir. Hayatın içindeki duruşumuzu, pozisyonumuzu çok belirleyememiş olabiliriz. Yanlış örnekler üzerinden başımıza gelen olaylardan bir kurban rolü çıkartıp o rolü de çok benimseyip orada kalıp oradan beslenir hale gelmiş olabiliriz. Bütün bunlar için bir terapi desteği alırsanız kısa sürede çok bütün bunları şifalandırarak sağlıklı bir bakış açısıyla, sağlıklı bir hayat tarzıyla hayatınıza yön verebilirsiniz. Yani bu bir kader değil, değişmez değil. İlaca da ihtiyaç yok. Sadece bir yol haritasına, yön haritasına, bir hayatı yorumlama kılavuzuna ihtiyacınız var. Orada bir farkındalık oluşturacak şeyden geçerseniz çok rahatlarsınız inşallah. Evet, devam edelim Esma Hocam. Evet, kıymetli hocam. Sabır zehrini yudum yudum iç ve hazmet diye bir cümle okumuştuk 119'da. Eğer sabır seni öldürürse şehit olarak vefat edersin. Eğer seni canlandırırsa değerli olarak yaşarsın. Ya. Sabır da şükür de böyle güçlü bir iki tane duygu kıymetli hocam. İsterseniz oradan bir hafıza fotoğraflarını çekebiliriz Olur. isterseniz. Sabır zehrini yudum yudum iç ve hazmet. Eğer sabır seni öldürürse şehit olarak vefat edersin. Eğer seni canlandırırsa değerli olarak yaşarsın. Ne kadar önemli. Cümlesinden hareketle gelin bir hafıza fotoğrafı çekelim. Daha zayıf ve güzel görünmek uğruna çok yoğun bir rejimle açlık ve sabır zehrini yudumlayan bir mankenin fotoğrafını hafızanızda canlandırınız. Bu manken zayıflık uğruna sabırla hayatını riske atmaktadır. İşte sabır da sıkıntı ve zorluklara dayanarak sonunda sabrın acısından neredeyse ölmeyi göze alan bir manken gibi olmaktır. Sabır acıdır ama sonu tatlıdır. Sonunda ölüm de olsa sabır öyle güzel bir nimettir ki insan her durum ve şartta hem dünyada hem ahirette değerli olur ve değer görür. Sabır ile şükür iki binek olsa hangisine binersem bineyim aldırmam cümlesinden hareketle gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. Bir araba galerisine gittiğinizde hangi arabayı alacağınıza karar veremediğiniz birbirinden hızlı ve güzel arabaların fotoğrafını hafızanızda canlandırınız. İşte sabır ve şükür de o kadar önemli ve değerli iki nimettir ki bir türlü galerideki arabalardan birini seçemediğiniz gibi sabrı mı şükrü mü seçeceğinize de karar veremezsiniz. Sabır da şükür de o kadar değerli iki nimettir ki ikisi de bizi manevi manada uçurur ve sahibini yükseltir. Çünkü sabır zorlukları yudum yudum içme sanatıdır. Şükür de nimetlerin güzelliğini yudum yudum içme sanatıdır. O yüzden sabırla koruk Evet, elma olur kıymetli diyordu ya hocam. büyüklerimiz. Aynen öyle. Sabırla nohut
Ateşte Ya. pişer ama sonra ne olur? Her en lezzetli tatlardan birini Ay, çok hissederiz güzel. yüzümüz O gibi. nohutun hikayesi özellikle çok güzel. Evet, bir de buğdayın hikayesi var kıymetli hocam. Onu da daha önceden işlemiştik ama isterseniz orada hatırlayabiliriz 121. Evet. sayfada. Bir buğdayın insana gıda ve kuvvet, onun dizlerine derman, gözlerine nur ve yaşamasını esas olabilmesi için nice zorluklardan geçerek parçalanıp mideye gönderilmesi şarttır diyor. Evet, Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir Çok, cümlesiydi kıymetli hocam. çok, çok güzel. Evet, şimdi şükürle ilgili önemli bir cümle daha var kıymetli hocam. Onu da isterseniz hatırlayalım. 128. sayfada kıymetli hocam. 128. Şükür insanın Rabbine gerçek anlamda şükretmekten aciz olduğunu görmesi ve bu Of. inanç içerisinde eriyip yokluğa sahiptir. Ya, ya. Okuyayım mı orayı? İsterseniz. Şükür. Sizin sesinizden can bulmak isterim. Oy, şükür insanın Rabbine gerçek anlamda şükretmekten aciz olduğunu görmesi ve bu inanç içerisinde eriyip yok olması halidir cümlesinden hareketle. Gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. Sizi huzur ve mutlulukla çepeçevre saran, sevgiye ve ilgiye ihtiyacınız olduğunda kaçtığınız bir sevgi sığınağının fotoğrafını hafızanızda canlandırınız. Bu öyle bir sığınaktır ki insanı yağmurdan ve fırtınadan koruyan sığınaklardan çok farklıdır. Bu sığınakta sizi sevgisizlikten ve ilgisizlikten korur. İşte şükür de bizi sevgisizlikten, inkardan, nankörlükten koruyan bir sığınak gibidir. Hele böyle bir dönemde ne kadar çok ihtiyacı var insanların böyle bir sığınakta kalmaya. Amin. İşte şükür sığınağı, sevgi Okuduğum sığınağı bizim en kitabın güçlü sığınaklarımız. adını soruyorsunuz canlar. Yayının başında detaylı anlattık. Doçent Doktor Esma Sayın hocamın yazdığı, yani yayındaki Esma hocamın yazdığı, belli ki yeni kardeşler var. Tasavvuf eğitimi, hafıza teknikleriyle tasavvuf kavramı. Online'da bulabiliyorsunuz, hiç yorulmayın. Kitap sitelerinde var. Google'a yazdığınızda o sizi satış sitelerine atıyor. Hemen bir tuşla kapınızda 2 gün sonra oluveriyor. Çok kolay alması. Fiyatlar çok anlaşılır, makul. Hem alın hem de hediye edin. Şu manevi günlerde, özellikle yakında az kaldı Allah'ın izniyle. Bir ay sonra Ramazan'a kavuşacağız şükürle. Ramazan'da diş kirası hediyesi olarak seçebilirsiniz bu kitapları. İftarlarda birbirinize tatlı götüreceğinize, o evin sahibi kadın zaten bir tatlı mutlaka yapıyor. Tatlı yapmasa meyve oluyor. Az yiyelim, fit olalım daha iyi. Ama bu kitaplardan hediye götürelim evin insanlarına, yaşlısına, gencine, çocuğuna, çoluğuna. Ama özellikle ben belli bir yaş çocukların ve gençlerin bu kitaplarla çok hızlı bir şekilde buluşmasını çok önemsiyorum. O yüzden böyle bir duyuru da yapmaya ihtiyacı hissediyorum her hafta bıkmadan, usanmadan, büyük bir zevkle yerini bulsun diye. Yurt dışında da var. Yani Teşekkür ederim siz online kıymetli hocam. siteye yazdığınızda yurt dışına da yolluyorlardır onlar. Çok rahatlıkla alabilirsiniz canlar. Siz yeter ki niyet edin, araştırın, yola düşün, bulun inşallah. Evet Cüzlerinizi, kıymetli hocam. cüzleriniz kalmış, bak oraya yazıyor kardeşim. Bak cüzleri çarçabuk alın. Hadi bir 30 tane cüz ya bu, hadi. 17-18'ler kalmış, çabuk birisi çıksın, sevap kazansın, alsın. Evet hocam. Evet hocam, 130. sayfada bir son bir hafıza fotoğrafımız var. Şakık Belhî'nin bir Evet. cümlesi bu. Elime bir şey geçerse yerim, geçmezse de sabrederim. Bunu mahallemiz köpekleri de yapıyor diyor Şekip Belhî. Ama senin diyor köpekten ayıran bir nokta olmalı. O da nedir? Bulmadığın zaman da Allah'a şükrünü devam ettirmendir. Ya, ya. Hey. Yani biz onu herkes yapıyor bulamadığı zaman. Sabrediyor, bulduğu zaman şükrediyor. Ama bulamadığımız zaman da şükrümüzü korursak o zaman insan oluyoruz. Sana bir şey Üst diyeyim bir mi hocam? model. Hani şu son dönemde diyoruz ya, işte dünya ve ülkemiz zor bir zamandan geçiyoruz. Ekonomik olarak bazı sıkıntılar var. Masraflar büyüdü, ortamlar değişti. Aslında tam da bu hafıza fotoğrafı şu zamanlığın ilacı gibi. Yani hayvandan bizi ayıran özelliğimizi aktif etme noktasında çok önemli, çok kıymetli. Okuyayım mı orayı? Tabii kıymetli hocam. Çok sevinirim. Elime bir şey geçerse yerim,
Eğer geçmezse sabrederim. Bunun üzerine Şekik Belhi dedi ki, bizim Belhi'nin köpekleri de senin bu yaptığını yaparlar cümlesinden hareketle. Gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. Bir şey bulduklarında yiyen, bulamadıklarında sessizce rızıklarını aramaya devam eden mahallenin köpeklerinin fotoğrafını hafızalarınızda canlandırınız. İşte şükrün ilk aşaması da bulduğunda şükrederek yiyen, bulamadığında sabrederek rızkını arayan mahallemizin köpekleri gibi olmaktır. Fakat Şekik Belhi'nin dediği gibi insana bu hal yakışmaz. Çünkü hayvanların sabrı ve şükrü böyledir. Ya. Evet, insan bulamadığı zaman da şükrünü koruyacak, Aynen, nankörlük etmeyecek. aynen. Verirken Allah iyiydi de vermediği zaman mı kötü oldu Ya, yani? ya. O kulluk şanına yakışmıyor bu durum. Bulamadığımız zaman da Allah-u Teala bir hikmetle bizlere bekletmekte, sabredip şükrümüzü devam ettirmekte fayda İnşallah, var. inşallah. Bulamadığımız zaman nankör olmak insana yakışmıyor, inanana Aynen. yakışmıyor. Şükrettiğimiz zaman zaten daha fazlasını Allah-u Teala veriyor. Yoksun bırakmıyor bizleri yani. Taşıyor, taşıyor, taşıyor. Hiç Taşıyor. ummadığın Evet. yerden, ummadığın rızıkla rızıklanıyorsun ya, ummadığın yerden yani. Belki de hiç tanımadığın bir yerden bir bakıyorsun ihtiyacın olan önüne gelmiş. Ya Ya. bu da Rabbin şanı, Rabbin ikramı. Böylece diyorsun ki Allah'ım sen sonsuz ve sınırsız ikram edersin, ikram etmeyi seversin ve hapsın. Ve az bir nimete, az bir gayrete çok büyük karşılıklar verensin, şekiyorsun Aynen. diyoruz o zaman işte. Kitabın adı, kitapla ilgili bilgi yazanlar, yayını birazdan kaydedeceğim. Yayının başını seyredin. Çok detaylı bilgi verdim. Yoksa böyle her yeni girene verirsek programı yapmaktan ziyade anons yapar hale geliriz. Dolayısıyla yayınların başından itibaren seyrettiğinizde çok hakkıyla ve layıkıyla hem kitapları tanıtıyoruz hem projeyi tanıtıyoruz. Orada sıkıntı yok. Birazcık emek vermiş olun inşallah. Evet hocam, şimdi haftaya bıraktık. Gani ismimizi Şükrü bugün çok güzel bir şekilde işlemiş olduk elhamdülillah. Rabbim kabul etsin inşallah Amin. şekür ve şükür anlayışını. Amin. Önümüzdeki hafta da inşallah Rabbim ömür verirse Gani ismini ve hürriyet işleyeceğiz. Oo. Gerçekten kul olmak hür olmaktır. Ya. Allah nefsimizin kötülüklerinden, nefsimizin prangalarından, zincirlerinden kurtulup Aa, hür olmaktır. inşallah. Allah'a kul olduğumuz zaman nefsimizden ve Allah'tan uzaklaştıran her şeyden hür oluruz diyeceğiz. İnşallah hür doğduk hür yaşarız. İnşallah öyle olsun. Evet, İnşallah. geldik bu yayının en güzel kısmına, senin güzel dualarına. En sevdiğim kısmı olmaya başladı bu kısım. İnşallah kıymetli hocam, dilimizin döndüğünce hatim duasından bir bölüm okuyup dua ediyoruz. Bütün İnşallah. geçmişlerimize, ölmüşlerimize, peygamberlere, peygamber nesillerine inşallah onların da dualarını alırız. Biz de arkamızda hayırlı bir nesil bırakırız İnşallah. inşallah okuyan, bizlere dua eden. Kıymetli hocam. Evet. Başlayalım mı kıymetli hocam Başlayalım. duamıza? Başlayalım inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetül müttakîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna. İnneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana. İnneke entes tevvâdurrahim. Vehdina ilel hafri ve ilâ tarîkı müstakîm. Vâfu annâ ya Kerim, vâfu annâ ya Halim, vâfir lenâ zunûbenâ ya Rahman ya Rahim. Allahümme Rabbena tekabbel minnâ, hatmel Kur'anil azîm. Allahümme fe'nâ bil Kur'anil kerîm, ve barik lenâ bil âyâti zikril hakîm. Ve tekabbel minnâ, inneke entet tevvâbur rahîm. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin, sahibi şeriatı vel burhan. Allahümme zeyyinnâ bi zînetil Kur'an, ve ekrimnâ bi kerametil Kur'an. Ve şerifna bi şerafetil Kur'an ve elbisna bi halaitil Kur'an ve edhilna cennete ma'al Kur'an. Allahümme afina min kulli bela'id dünya ve azabil ahireti bi hurmetil Kur'an ve erhamd bi cemi'i ümmeti Muhammedin bi hakkil Kur'an. Allahümme ec'al Kur'an el azime lena fit dünya qarina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sirati nura ve minen nari sitra ve hicaba ve ila cenneti refika ve ila'l hayrati kullaha delilen ve imama.
bifadlike ve cudike ve keremike ve ihsanike ve bir ve rahmetike ya ikramel ekremine ve ya erhamer rahimin. Allahümme ehdina bi hidayetil Kur'an ve afina bi inayetil Kur'an ve necina minen nirani bi kerametil Kur'an ve edhilna al cenneti bi şefaatil Kur'an ve arfa' derecatina bi fadiletil Kur'an ve keffir anna seyyiatina bi tilavetil Kur'an ya zal fadli vel cudi vel ihsan. Allahümme ya Rabbena tahhir kulübena vestur uyubena veşfi merdana vakti duyunena ve beyyid vücuhena varham abaina ve ecdadena ve gfir lana li ummahatina ve aslih dinana ve dunyana ve şeddit şemle a'daina ve ahfaz ehlena ve emmalena ve biladina min cemil afati vel emradi vel belaya ve thabbit aktamena vansurna ala l'qamil kafirin bi hurmetil kur'anil azim. Allahümme belliv sevabe ma karatnahu ve nura ma telebnahu bi bereketin ila ruhi seyyidina sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve ila ervahi cemii ikhvanihi minel enbiya'i vel mürsilin salavatullahi ve selamuhum aleyhi ecma'in ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ila ervahi ezvacihi ve ila ervahi ashabihi ve etba'ihi ve ila ervahi zürriyatihi ridvanullahi ta'ala aleyhi ecma'in ve ila ervahi abayina ve hümmatina ve ikhvanina ve ikhvatina ve evladina ve akribaina ve ahibbaina ve astiqaina ve ila ervahi esatizina ve ila ervahi meşayihina ve ila ervahi sahibil khayrat vel hasenat ve ila ervahi cemil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahyai minhum vel emmat ya qadiyel hacat ya dafi'el beliyyat ya mücibet da'vat istecib duayena istecib duayena istecib duayena bir rahmetike ya rahman rahimin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin amin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdü senalar olsun. Hamdımız, övgümüz, minnetimiz, takdirimiz onun içindir ya Rabbim. En hayırlı akıbet takva sahipleri için olsun. Hazreti Peygamberimize, Efendimiz'e, onun ailesine, dostlarının hepsine, bütün peygamberlere, bütün peygamber ailelerine, bütün peygamber dostlarına salat ve selam olsun. Rabbimiz bizlerden bütün dualarımızı, ibadetlerimizi, hamdlarımızı, hatimlerimizi, kelime-i tevhidlerimizi, la havle-i şeriflerimizi, dualarımızı, ibadetlerimizi, zikirlerimizi, şükürlerimizi, taatlerimizi, yaptığımız her işi ibadet sevabına yazarak kabul eyle ya Rabbim. Ey Mevlamız, tevbelerimizi kabul eyle. Çünkü sen tevbeleri kabul edersin ve merhamet sahibisin. Bizleri istikamet üzere doğru yola ilet ya Rabbim. Ey Kerim olan Rabbimiz bizleri affet. Ey Halim olan bizleri bu yumuşaklıkla huzuruna davet eden Rabbimiz bizleri affeyle. Bizlerin günahlarını bağışla ya Rabbim. Ey merhametlerin en merhametlisi. Ya Rabbim Kur'an-ı Hatmi Şerifimizi bizlerden kabul eyle. Derecelerimizi Kur'an'la yücelt. Kur'an'ın ayetleriyle bizleri, Kur'an'ın zikriyle bizleri yücelt. Ya Rabbim Kur'an'la Kur'an'ı bizlerden kabul buyur. Hazreti Peygamber Efendimiz'e, onun sahabe-i kiramına, tabiine, tabi'ut tabiine, tüm peygamber ailelerine, peygamber dostlarına salat ve selam eyle. Kur'an'ın ziynetiyle bizleri ziynetlendir. Kur'an'ın ikramıyla bizleri ikramlandır. Kur'an'ın şerefi bizleri şereflendir. Kur'an'ın ahlakıyla bizleri ahlaklandır. Kur'an'la bizleri cennete koy. Kur'an'la her türlü dünya belasından ve ahiret azabından bizleri afiyet ikram eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, Kur'an'la bizlere dünyada bir yakınlık, kabirde bir dost, kıyamette bir şefaat, sıratta bir nur, cehennemde bir perde, cennette yakın bir arkadaş, her türlü hayırlarımıza delil eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, Kur'an'ın hidayetiyle bizleri hidayetlendir, Kur'an'ın yardımıyla bizleri afiyetlendir. Kur'an'la bizleri ateşten koru. Kur'an'ın şefaatiyle bizleri cennetine koy. Kur'an'ın faziletiyle derecelerimizi yükselt ya Rabbim. Kur'an'ı okumayla, Kur'an'ın tilavetiyle günahlarımızı ört ya Rabbim. Ya Rabbim, kalplerimizi Kur'an'la temizle, ayıplarımızı onunla ört, hastalıklarımızı onunla şifa ver, dertlerimizi onunla huzura kavuştur. Yüzlerimizi onunla beyazlattır, nurlandır. Ya Rabbim, babalarımıza, annelerimize, kız kardeşlerimize, erkek kardeşlerimize, dinimiz ve dünyamız için merhamet eyle ve onları ıslah eyle ya Rabbim.
Ya Rabbim her türlü düşmana karşı bizlere muzafferiyet ikram eyle. Mallarımızı, beldelerimizi her türlü afetten, hastalıktan ve beladan bunun ikramıyla koru ya Rabbim. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir, hakkı örten kavimlere karşı, topluluklara karşı bizlere zafer ikram eyle. Kur'an'ın hürmetine ya Rabbim bizlere merhamet ikram eyle. Ya Rabbim okumuş olduğumuz hatmi şerifleri başta Peygamber Efendimiz'in mübarek ruhlarına, bütün Hazreti Adem ile Hazreti Muhammed arasındaki bütün peygamberlere, bütün peygamber ailelere, bütün peygamber dostlarına, sahabe-i kirama, tabiuna, tebeut tabiuna hediye ediyoruz. Rabbim sen nasıl ikram eyle. Nebilere ve mürselilerin tamamını hediye ediyoruz. Rabbim sen hediyelerimizi kabul eyle. Ya Rabbim evlatlarımıza, ailemize, eşlerimize, dostlarımıza, zürriyetlerimize, babalarımıza, annelerimize, kız kardeşlerimize, erkek kardeşlerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza, hocalarımıza, manevi o anlamda bizlere üstad olan hocalarımıza, hayır ve sanat sahibi bütün kişilere, mümin ve müminat, müslim ve müslimat bütün kişilere, ya Rabbim ölü ve dirilerin tamamına hediye ediyoruz Rabbim sen vasıl eyle. Burada sohbetimizi dinleyenlerin geçmişlerin ruhlarına hediye ediyoruz Rabbim sen vasıl eyle. Ahirete intikal eden annelerimize, babalarımıza, Hatice annemize, annemizin adı neydi Salih kıymetli hocam? annemize, Zeki babamıza. Evet, Zeki dedemize yine aynı şekilde. Bütün geçmişlerimizi ayrı ayrı hediye ediyoruz Rabbim sen vasıl eyle ya Rabbim. Bizlerden dua isteyenlerin geçmişlerinin ruhlarına da ya Rabbim hediye ediyoruz Rabbim sen vasıl eyle. Ey dualara kabul eden, ey merhametlinin en merhametlisi olan dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateş azabından koru ya Rabbim. Bizleri anne babamızla bütün inananları hesap günde bulaşta ya Rabbim. Amin. Bizleri namaza dost doğru devam edenlerden kıl, ibadetten hak bile yapanlardan kıl. Bizlerden gelecek nesillerin de namazlarını ve ibadetlerini hakkıyla yapanlardan eyle ya Rabbim. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Amin. Buradaki efendim sohbetimize katılanların inşallah dertlerine deva olmayı selam ismiyle ikram eyle. Mümin ismiyle imanlarını yücelt, güzelleştir ya Rabbim. Settam ismiyle günahlarını ört. Her türlü muratlarını ikram eyle ya Rabbim. Amin. Her türlü hastalıklardan şifaya kavuştur ya Rabbim. Her türlü sıkıntılarını selam ismiyle huzura kavuştur ya Rabbim. Amin ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Esselamu. Seni Allah için seviyorum Esma hocam. Ben de sizleri Allah için çok seviyorum. Kıymetli hocam, can İyi hocam. ki girdin Manevi hayatıma, annem iyi benim. ki varsın. Anneannenin ellerinden saygıyla, hürmetle öpüyorum herkes adına. Bütün ev, biz onun hepimiz, yayında var olanlar da evladı sayılırız. Hepimize dua bekliyoruz inşallah onun temiz ağzıyla. İnşallah Allah kıymetli razı hocam. olsun. Duaları Rabbim dilerim yaptığımız, sizinle beraber. amin. Rabbim yaptığımız bu çalışmayı bereketlendirsin. Şu güzel ailemizin Amin hocam. duasını birbirimizin üstünde sabit kılsın, bereketli kılsın inşallah. Herkese en güzele emanet Amin ederek bu inşallah. akşam da huzur içinde geceye doğru yol alıyoruz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz canlar. Var olun. Yalnız bırakmadığınız için Esma hocam adına, kendi adıma en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. İyi geceler. Rabbime emanetsiniz Sağ kıymetli ol. hocam.